Bugün size Pia için hazırladığım aktivite kitabını tanıtacağım. Bu kitap hem aktivite kitabı hem de bebek evi sayılabilir. Birkaç sayfası bebek evi sayfalarına oluşuyor. İçinde öz bakım becerilerini geliştirebileceği değişik oyunlar bulunuyor. Onun dışında ince kasları gelişecek, hayal gücüne yardımcı olacak bir sürü değişik eğlenceli oyun bulunuyor. Ben yaparken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Bakalım kitabımızda neler var. Kitabımız Pia'ya özel olduğu için, Pia'nın kitabı olduğu için onun ismini böyle arkası çırtlı harflerle yazdım. Pia kedileri çok seviyormuş benim gibi. O yüzden onun kapağı bir kedi yaptım onun kitabının kapağına. Kedimiz böyle yumuşacık, tüylü bir kedi, gri. Kurdelesi var boynunda. Bunu da böyle bağlayabilir Pia isterse. Annesi öğretir ona. Kedimizin karnına böyle bastırdığınız zaman çok güzel ses çıkıyor. Tabii Pia'mızın bebeği de böyle. Saçlarını böyle kısa yaptım bu sefer. Çıt çıtımız bu sefer kedili. Kalbinin ortasına bir tane kedicik oturttum. Çünkü konseptimiz oysun istedim. İlk sayfamızda bir yatak odamız var. Kitap biraz fazla sayfadan oluşuyor. O yüzden şu elimle tutacağım biraz anlatırken. Şimdi gece gündüz kavramlarını Pia'nın öğrenmesini istedim. O yüzden pencerede geceyi gündüzü görecek. Gece olduğu zaman kıyafetlerini değiştirip yatağa yatacak, bebeğini uyutacak. Mesela biz de öyle yapalım. Gece olduğu zaman bebeğimizin uyku vakti geldi demektir. Hemen geceliğini giydiriyoruz ve bebeğimizi uykuya yolluyoruz. Yumuşacık yorgan ve yastığını görüyorsunuz değil mi? Çok güzel bir yatak yaptım. Bu sefer değişik farkındaysanız yatak odası. Sığdırmaya çalıştım. Bebeğimiz uyanacak. Sabah oldu çünkü. Ve banyoya geçecek. Bu sefer banyoyu da böyle tek bir sayfada yaptım. Sadece banyo yapacak. Tuvaleti kullanacak. Ellerini yıkayacak. Çünkü Pia henüz çok küçük. Bütün bunları yapması yeterli. Önce tuvaleti kullanıyor. Tuvaleti kullandıktan sonra sifonu çekmeyi unutmuyor. Ellerini burada lavaboda yıkıyor. Yüzünü burada yıkayabilir. Aynaya bakarak. Ve bebişimiz elbisesini çıkarıyor. Banyo yapmak üzere küvete sokuyoruz. Burada bir şampuanımız var. Bebişimizin saçlarını şampuanlıyoruz. Köpürtüyoruz. İsterse banyo perdesini böyle açabilir, kapatabilir yani. Bu sefer farkındaysanız çok canlı renklerde bir banyo yaptım. Ben bu renkleri çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çok parlak, çok güzel renkler. Hepsi bir arada çok güzel oldu bence. Evet, bebişimiz banyosunu yaptı. Bornozunu giydirelim. Saçlarını annesi kurutacak. Şimdi ona normal kıyafetlerini giydirelim. Pia'nın bebeği burada oynamaya devam etsin. Biz gelelim diğer sayfalara. Farkındaysanız bu sefer farklı gidiyor kitabın konsepti. Daha doğrusu kitabın sayfalarında farklı şekillerde ilerlemeye çalışıyorum. Mutfak sayfasını biliyorsunuz bebek evi kitaplarındaki. Buradaki mutfak sayfamız böyle. Pia kendisine çok güzel bir kahvaltı hazırlayacak ama tabağına koyacak bunları. Çatalımız, bıçağımız burada. Kahvaltısında veya öğle yemeği fark etmez. Ne yiyecekse Pia kendisine hazırlayacak. Bir dilim ekmeğimiz var. Salatalık yaptım. Soğan, yumurta, peynirimiz var. Sandviçin içine koyum olmazsa. Bir de domates yaptım böyle. Marulumuz da var. Sandviçimizin diğer dilimini kapattık ve Pia'nın sandviçi hazır. Burada bir çaydanlık ve fincanımız var. Çayını da hazırlayacak. Böylece kahvaltısını veya öğle yemeğini yiyecek. Şunu yerine koyayım. Bu sayfamız böyle arkadaşlar. Ben çok renkli olduğunu düşünüyorum. Bu da bence çok güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ve biliyorsunuz LOL bebekleri hepimiz çok seviyoruz. Ben en çok bunu seviyorum. Teacher's Pet'i seviyorum. Daha böyle keçeyle de çok güzel görünüyor bence. Makarna yiyen kız bebeği böyle yapmak istedim. Bebişimiz tabağındaki makarnaları böyle yiyecek.
veya isterse tekrardan tabağına geri dolduracak makarnaları. Nasıl olmuş? Çok güzel değil mi? Başka bir lol bebekle de yapabilirim aslında. Bilmiyorum sizin önerileriniz neler olabilir. Mesajlarda, videonun altına yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayfamız da böyle. Gelelim hijyen konusuna. Şimdi yemeğimizi yedik. Yemeklerden sonra mutlaka dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Elimizi, ağzımızı yıkamamız gerekiyor. Önce bebeğimizin yüzünü sabunla, ağzını sabunla yıkıyoruz. Sonra bardağın içindeki diş fırçası ve diş macununu alıyoruz. Macundan birazcık diş fırçasına aldım. Ve bu bebişimizin dişlerini fırçalıyorum. Böylece piyada diş fırçalamanın önemini öğrenecek. Burada bardağımızın içinde bir de diş var böyle. Onu da böyle yaptım. Gelelim diğer sayfaya. Burada da Pia düğme iliklemeyi öğrenecek. Kıyafetlerini kendisi giymeye başlamıştır büyük ihtimalle yavaş yavaş. Annesi yardımcı oluyordur veya kendi yapabildiği şeyler vardır. Burada bu yeleği yaptım yumuşacık bir kumaştan. Kendi düğmelerini açacak veya ilikleyecek Pia. Böylece düğme iliklemeyi de öğrenecek. Gelelim ayakkabı bağlama kısmına. Burada Pia bağcık bağlamayı öğrenecek. Pembe bir pabuç yaptım. Burada annesi önce ona gösterecek nasıl yapıldığını. Kendi ayakkabılarını bağlayabilecek artık bu sayede. Burada alıştırma yapacak önce. Bu sayfamız da böyle. Sonraki sayfada Pia yüz ifadelerini öğrenecek. Bakalım. Göz böyle yaparsak. Şaşkın bir surat olabilir. Bakayım bu kızgın surattı sanırım. Evet. Kızgın surat. Gülümseyen surat. Bakalım. Ağlayan surat da yapabiliriz. Demin gülümseyen surat yaptık ya. Onu şöyle ters çevirdiğimiz zaman üzgün surat oldu. Ve bir de kahkaha attıralım bu adama, bu bebeğe. Kahkaha atıyor. Şimdi de çok mutlu. Böylece Pia burada yüz ifadelerinin değişik şekillerini öğrenecek. Evet. Bu sayfayı da çok seviyorum biliyorsunuz artık. Burada bir balığımız var. Balığın pulları renk değiştiriyor. Pia burada balığın pullarına şöyle dokunduğu zaman görüyorsunuz değil mi? Balık altın balık oldu. Veya böyle yaparsa da kırmızı balık olacak. Bu sayfayı çok seviyorum. Sonraki sayfada bir akvaryum yaptım. İçinde de bir sürü değişik balığımız var. Bu sefer balıkları biraz değişik yaptım arkadaşlar. Bir tane bakın burada deniz anası var. Böyle değişik bir şekilde yaptım. Fosforlu. Balıklarımız böyle süslü. Burada da bir oltamız var. Pia bu balıkları bu olta yardımıyla tutacak. Tabii ben oltayı şeye götürebilirsem. Böyle. Bütün balıkları tutacak ve akvaryumun içine geri yerleştirecek. Burada da el göz koordinasyonu gelişecek. Dikkati gelişecek. Evet. Sonraki sayfa. Bunu biliyorsunuz artık. Bu bir de uyusal çiçek. Farklı dokudaki, farklı yüzeydeki yaprakları kendi rengindeki alanlara yerleştirecek Pia. Bunlar da böyle arkası cırtlı. Lacivert, lacivert olan yere gelecek. Mavi, mavi olan yere gelecek. Hepsinin yüzeyinde farklı bir doku var gördüğünüz gibi. Pia hem dokunma duyusuyla farklılıkları anlayacak. Hem de belli renkleri, gökkuşağı renklerini tercih ediyorum ben genellikle bu çiçeği yaparken. O renkleri tanıyacak. Ve çiçeğin göbeğindeki kısma da böyle düdüklü yaptım. Biliyorsunuz bunu da yapıyorum. Hoşuma gidiyor çünkü. Burada da Pia basit şekilleri öğrenecek. Hepsi de tabii ki
belli renklerde hem renkleri tanıyacak hem de farklı şekilleri kendi bölümlerine koyacak. Ama bunları da böyle eğlenceli yapmak istedim. Salyangozların üstlerindeki evlerini yaptım böyle şekiller halinde. Mesela bu bir daire. Daireyi. Ha bu arada bunların üstündeki dokular da farklı. Hepsini ayrı ayrı özellikle yaptım. Pia burada 3 farklı şeyi fark etmiş olacak. Hem şekilleri, hem renkleri, hem de farklı dokudaki yüzeyleri görecek. Kırmızı dairemiz buraya. Yeşil üçgenimiz buraya. Yıldızımız böyle. Karemiz bu şekilde. Yüzeyi dalgalı. Altıgenimiz de böyle. Hepsini yerlerine yerleştirecek. Annesiyle beraber oynayacak bu oyunda. Gelelim bu sayfaya. Bu sayfada da bir ahır yaptım. Kırmızı bir ahırımız var ve içinde çok güzel parmak kukla şeklinde 6 tane hayvanımız bulunuyor. Pia bu hayvanları böyle parmaklarına geçirecek ve kendi kendine oyunlar oynayacak. Arkadaşlarıyla, annesiyle masallar söyleyebilir. Ali Baba'nın çiftliğini söyleyebilir şarkısını. Aklınıza ne gelirse. Bu hayvanlarla ilgili bir sürü şey yapılabilir aslında. Şunu da şöyle açayım. Evet. Bunları göstereyim. Tavuğumuz, mor bir eşeğimiz var, bir ineğimiz var, ayıcık var burada. Onun dışında burada bir horozumuz var. Çok güzel, rengarenk. Mavi de bir fil yaptım. Biliyorum fil mavi olmaz ama bence sevimli. Biraz gri oluyor. Ama çok böyle kasvetli olmasın dedim. O yüzden onu mavi yaptım. Evet, ahır sayfamız da böyle arkadaşlar. Son sayfamızda ise bir elma ağacımız var. Burada Pia renk eşleştirme oyunu oynayacak. Aynı zamanda birbirinden farklı renkteki elmaları böyle ağaca çıt çıtlara takacak. İnce kasları gelişecek bu sayede. Bu elmaları toplayacak ve kendi rengindeki sepetlere yerleştirecek. Evet, bu da bir renk eşleştirme oyunu biraz önce söylediğim gibi. Evet arkadaşlar, bayağı böyle kalın bir kitap oldu. Pia bol bol doya doya oynayacak bu kitapla. Bugün Pia için yaptım aktivite kitabını tanıttım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İsterseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradaki ismim de Banu'm. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.